Bugün dünyanın dört bir yanından en tehlikeli yolları derlediğimiz videomuzun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım insanların seyahat etmeye korktuğu bu yollar sizi de ürkütecek mi? Hadi hep birlikte düşelim yollara. Yola çıkmadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Atlantik Okyanus Geçidi, Norveç. Norveç'teki bu yol direkt Atlantik Okyanusu'nun içinden geçiyor. Nefes kesici manzaralarından dolayı turistler için bir cazibe merkezi ama bu cazibe aynı zamanda tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Büyük gelgitler sırasında okyanusun azgın dalgaları yola çarpıyor ve araçları okyanusun içine sürükleyebiliyor. Goliang Tüneli, Çin. Bölgenin yerel halkı tarafından yapılmış birçok tünelden oluşan bu yol civar kasabaların medeniyetle olan tek bağı. Yol adeta yoktan var edilmiş, dağın kenarları kırılıp yol haline getirilmiş, dağın içinde oyuklar açılıp tünel yapılmış. Gerçi bu kısımlar yolun en güvenli yerleri çünkü uçurum tarafında en azından bariyer görevi gören kayalar var. Bu tehlikesine rağmen yoğun bir trafiğe sahip ve oldukça ürkütücü. Sizce de öyle değil mi? Island County Köprüsü, Washington. Bu köprü de görece tehlikeli olarak adlandırılabilir ama bu fotoğrafta göründüğü kadar değil. Fotoğraf Google Earth'te meydana gelen bir problem yüzünden bu şekilde çıkmış. Köprü aslında düz ama yine de güvenlik bariyerlerine sahip olmayışı bu yolda seyrederken oldukça dikkatli olmanızı gerektiriyor. Tianmen Dağ Yolu, Çin. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bu yol tam 99 keskin viraja sahip. Tehlikesi bununla da kalmıyor. En tepe noktasının yerden yüksekliği 1000 metre. Bu keskin viraj ve dönüşler, aşağısındaki yüzlerce metrelik uçurumda düşünüldüğünde bu yolu dünyanın en tehlikeli yollarından biri yapıyor. Kardung La, Hindistan. Konumuz en tehlikeli yollarsa bu yol bu listede en tehlikeli olanlardan biri. National Geographic ve Guinness tarafından da tescillenmiş durumda. Dünyanın rakım olarak en yüksek geçidi burası. Yerden yüksekliği 5600 metre. Bu tehlikesi yüzünden çok fazla kullanılmıyor. Sadece en tecrübeli sürücüler bu dar, yüksek ve rüzgarlı yolu tercih ediyorlar. Col de la Bonne, Fransa. Fransız Alplerinde İtalyan sınırında bulunan bu yol Fransa'nın en tehlikeli yollarından biri. Sahip olduğu keskin virajlar, dönüşler ve uçurum o kadar tehlikeli ki insanları alternatif yollardan gitmeye itiyor. Her yıl yüzlerce kazanın yaşandığı bu yolda birçok insan da aynı nedenle hayatını kaybediyor. Transfăgărașan, Romanya. Romanya'da Karpat Dağları'nda dağ etekleri boyunca bir aşağı bir yukarı zikzaklar çizerek uzanan bir yol var. Yolun en yüksek kısmı yerden tam 1800 metre yukarıda. En tepe noktasından aşağı baktığınızda göreceğiniz manzara harika ama aynı zamanda oldukça tehlikeli ve dehşet verici bu sebeple çok sık kullanılmıyor. Yolun bazı kısımları öylesine eğimli ki bu yolda giderken kendinizi roller coaster'da hissedebilirsiniz. Kafkas Yolu, Rusya. Ritsa Gölü ve Soçi'yi birbirine bağlayan bu dağ yolu son derece dar ve yol kenarı bariyerleri de yok. Sahip olduğu yüksekliği de hesaba kattığımızda son derece tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Yolun çoğu kısmı sadece tek bir aracın geçebileceği genişlikte. Eğer iki araç karşılaşırsa yan yana geçebilmek için büyük bir ustalık gerekiyor. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.